İyi günler değerli izleyiciler. Alttürk Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Öcalan'ın İmralı'da olup olmadığını kanıtlamak için Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e ilginç bir çağrı geldi. Bahçeli, Adalet Bakanı İmralı'ya gidip fotoğraf çektirsin dedi. İmralı Canisi ile görüşerek... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan İmralı'da mı sorusuyla Türkiye'nin gündemine taşıdığı Bölücübaşı ile ilgili iddialarına hükümet kanadından gelen cevaplardan tatmin olmadı. Balkan gezisi dönüşü gazetecilere değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın İmralı'da olmadığı iddiaları karşısında Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in İmralı'ya gidip fotoğraf çektirmesini önerdi. Türkiye'nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'nın Başbakan Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamalarında yeni bir şey olmadığını savundu. Bahçeli, Başbakan'ın siyasi nezaket içerisinde görüşme hakkında Kemal Kılıçdaroğlu'nu da bilgilendirmesi lazım dedi. Zana'nın açıklamalarında yeni bir şey gözükmüyor. Çünkü çok eskiden bu yana PKK'nın bazı örgütsel yapılanma içerisinde nerede bir toplantı yapılmışsa bu talepler vurgulanmıştır. Dolayısıyla bu PKK talebidir. Yeni bir talep de değildir. Leyla Zana hanımefendinin bu görüşmeden sonra açıklamadığı hususlar varsa bunu kamuoyu merak eder. Bizim sözde Kürt sorununun çözümüyle alakalı iktidar ve ana muhalefet partisinin bir araya geliş sürecinde tek sessiz kalan, herhangi bir yorumunu duymadığımız kişi İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan olmuştur. Geçmişte avukatları aracılığıyla her konuda konuşan, Kandil'den tutun Ankara'daki siyasallaşma kapsamında bütün elemanlarına görüşler, talimatlar bildiren, özetle örgütü yöneten bir kişinin geleceğiyle ilgili tartışmaların yoğunlaştığı bir ortamda sessiz kalmış olması, acaba Öcalan İmralı'da mı sorusunu akla getirmiş ve bunu vurgulamıştım. Geçen süre içerisinde demek ki İmralı'da olup olmadığı noktasında hem Başbakan'ın hem de Adalet Bakanı'nın biraz kaçamak yanıtlar vermesi konuyu, tartışmayı derinleştirmiştir. Şimdi sonuç nereye kadar varacaktır? Bahçeli, Bölücübaşı'nın Amerikalılarla görüştüğü yolundaki iddiaları da cevaplandırdı. Bu Amerikalılarla görüşme konusu ilginçtir. Bu iddianın arkasında mutlaka iktidarın durması lazım. Gerçeği halka anlatmak mecburiyetindeler. Niçin görüşüyorlar, neden hayır böyle bir görüşme olmadı diyemiyorlar. Ama kimsenin İmralı'ya gitmeyi düşünmediği bir ortamda merak eden varsa İmralı'ya gelsin demek yerine kendisinin İmralı'ya gidip bir fotoğraf çektirmesi daha doğru olur. Adalet Bakanı fotoğraf çektirsin. Van'da polis noktasına düzenlenen saldırıda bir polis şehit olurken bir polis de yaralandı. Öte yandan Yeşiltaş Karakolu'na düzenlenen saldırıda yaralanan piyade üsteğmen Murat Hasırcıoğlu da tedavi gördüğü Gata'da şehit oldu. Van'ın Süphan mahallesinde depremzedeler için yaptırılan konteyner kentin güvenliğini sağlayan polislere saldırı düzenlendi. PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda iki polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerden 31 yaşındaki Murat Dilmaç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polis memuru Şükrü Yılmaz'ın tedavisi ise sürüyor. Bir şehit haberi de Gata'dan geldi. Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanan piyade üsteğmen Murat Hasırcıoğlu şehit oldu. 19 Haziran'da Yeşiltaş Karakolu'na düzenlenen hain saldırıda yaralanan piyade üsteğmen Hasırcıoğlu, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 13 gündür yaşam mücadelesi veriyordu. Van'ın Gürpınar AKP ilçe başkanı Hayrullah Tanış, PKK'lılar tarafından kaçırıldı. Van Gürpınar AKP ilçe başkanı Hayrullah Tanış, bölücü terör örgütü mensuplarınca kaçırıldı. Evine geldiği sırada PKK'lı 3 kişi tarafından silah zoruyla otomobilinden indirilen Tanış, örgüt üyelerince bilinmeyen bir yere götürüldü. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken kurtarılması için de operasyon başlatıldı. Polis çevrede bulunan MOBESE kameralar üzerinde inceleme başlattı. İlçe başkanının kurtarılması için operasyon sürüyor.
Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad, düşürülen Türk uçağını uluslararası hava sahasında düşürmüş olsalar özür dilemekten çekinmeyeceklerini belirterek %100 keşke düşürmeseydik diyorum diye konuştu. Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Utku Çakır Özer Suriye'de Beşar Esad'la görüştü. Esad, Çakır Özer'in silahsız bir uçağı neden düşürdüğünü sorusunda uçak İsrail uçaklarının sürekli kullandığı koridoru kullanıyordu. Radarlarımızda göremediğimiz ve bilgi de verilmediği için askerler düşürdü. Türkiye'ye ait olduğunu sonra öğrendik şeklinde yanıt verdi. Uluslararası hava sahasında düşürmüş olsalar özür dilemekten çekinmeyeceklerini belirten Esad, %100 keşke düşürmeseydik diyorum diye konuştu. Türkiye'de Genelkurmay Başkanı değiştikten sonra hükümet bizimle ilişkiyi yasakladı diyen Esad, acil durumda arayacak bir Türk komutanın telefonu bile elimizde yok. İlişkiler kesilmeseydi sorunu büyümeden çözerdik dedi. Cenevre görüşmelerinde çıkan ortak metni değerlendiren Esad, Suriye halkının kararına saygı vurgusu var. O da benim için yeterli ifadesini kullandı. Esad, koltuğu düşürmüş olsaydım Amerika'nın telkin ve talimatlarını yerine getirirdim. Petrodolarların peşinde koşardım. Ama daha önemlisi ülkemde füze kalkanı kurmasına izin verirdim şeklinde konuştu. Wall Street Journal gazetesinin Türk keşif uçağının Suriye hava sahası içerisinde düşürüldüğü iddialarına Rusya da katıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ellerinde düşürülen Türk uçağının vurulduğu yerle ilgili kesin kanıtlar olduğunu açıklamasının ardından bugün bir Rus yetkili uçağın Suriye hava sahasındayken düşürüldüğünü öne sürdü. Keşif uçağımızın düşürülmesiyle ilgili uluslararası iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Uçağın Suriye hava sahasında düşürüldüğünü ortaya atan Wall Street Journal gazetesinin iddialarına Rus yetkililer de katıldı. Interfax haber ajansına konuşan Rus askeri yetkili, Türk jetinin Suriye'nin hava sahasına tartışmaya yer bırakmayacak şekilde girdiğini ve Moskova'nın elinde uçağın tam rotasının kayıtları olduğunu söyledi. Fransız haber ajansının aktardığına göre adı açıklanmayan yetkili, Türk Hava Kuvvetleri uçağının Suriye hava savunması tarafından düşürüldüğü ana kadarki tam konumuyla ilgili elimizde veriler var. Bu veriler tartışmaya uçağın Suriye hava sahasını ihlal ettiğini yer bırakmayacak şekilde teyit ediyor, dedi. Interfax'ın haberine henüz Rus resmi makamlarından bir onay ya da yalanlama gelmedi. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçtiğimiz hafta sonu uçakla ilgili ellerinde objektif verileri bulunduğunu ve bunları paylaşmaya hazır olduklarını söylemişti. İngiliz basınına konuşan Orta Doğu diplomatik kaynaklarsa eğer Rus uzmanlar düğmeye basmadılarsa bile basan Suriyeli uzmanların arkasında olmalarına şaşırmayız diyerek uçağın düşürülmesinde Rusya'nın parmağı olduğu iddialarını ortaya atmıştı. Wall Street Journal'a konuşan bazı Amerikan yetkililer de uçağın Suriye hava sahasındayken düşürüldüğünü öne sürmüş, Başbakan Tayyip Erdoğan gazeteye tepki göstermişti. Irak patlamalarla sarsıldı. Divaniye ve Kerbela'da 35 kişi öldü, 70 kişi yaralandı. Bir yandan siyasi kriz, bir yandan da terörist saldırılarla mücadele eden Irak, güne ard arda düzenlenen bombalı saldırılarla başladı. İlk saldırı haberi Kerbela'dan geldi. Sebze Hali yakınına yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Sağlık ekiplerinin yaralananlara müdahalesi sırasında ikinci bomba patlatıldı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Irak'tan ikinci saldırı haberi ise ülkenin doğusundaki Divaniye kentinden geldi. Bir araca yüklenen bomba kentin pazar yerinde infilak ettirildi. Yine sivillerin hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Irak'taki gerilimin etnik ve mezhep çatışmasına dönüşmesinden endişe ediliyor. Sıcak çatışma bölgeleri devlerin iştahını kabartıyor. Rusya 6 ayda 6,5 milyar dolarlık silah ihraç ettiğini açıkladı.
Yerkürenin sıcak çatışma bölgeleri daha çok Müslüman nüfusun yaşadığı coğrafyalar. Allahu Ekber. İşte bu çatışmalarda harcanan her mermi, kullanılan her silah üreticisine dolar olarak dönüyor. Sıcak çatışma bölgeleri bu halleriyle dev silah üreticilerinin iştahını kabartıyor. Silah ihracatında %30'luk payla ilk sıradaki Amerika Birleşik Devletleri'ni %24'lük oranla takip eden Rusya'dan gelen açıklama pastanın büyüklüğünü de gözler önüne seriyor. Rusya Devlet Başkanı Putin yılbaşından bu yana tam 6,5 milyar dolarlık silah ihraç ettiklerini açıkladı. Putin, geçen yılın aynı dönemine göre silah ihracatındaki artışın %14'ün üzerinde olduğunu da bildirdi. Silah ihracatının geçen yıl 13 milyar dolara ulaşıldığını kaydeden Rusya lideri, siparişleri alınan rakamsa çok daha fazla. Aşamalı olarak da artış devam ediyor ifadelerini kullandı. Azerbaycan, Ermenistan cephe hattında gerginlik sürüyor. Devriye görevi sırasında mayına basan iki Azerbaycan askeri yaralandı. Bir süre önce çatışmaların yaşandığı Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında gerginlik devam ediyor. Adnan bölgesinde devriye görevi sırasında mayına basan iki Azerbaycan askeri ağır yaralandı. Tedavi altına alınan askerlerin durumu ciddiyetini koruyor. Memurlardan sonra sendikalı işçilerin zammında da sorun çıktı. Toplu iş ilişkileri yasa tasarısı meclisten geçmediği için sendikalar zam pazarlığına oturamıyor. İşçinin 2012 zammı işverenin insafına kaldı. Sendikaların üye sayısı ve yetkililik durumlarını netleştirecek yasa tasarısındaki belirsizlik hem sendikalar hem sendikalı işçiler için kabusa dönüştü. Toplu iş sözleşmesi imzalama hakkı olan sendika üyesi 550 bin kamu ve özel sektör işçisinin 2012 zammı tehlikeye girdi. Meclis toplu iş ilişkileri yasa tasarısını çıkarmadığı için işçiler zam alamayacak. Ortada yeni yasa olmadığı için toplu iş sözleşme süresi sona eren sendikalar Çalışma Bakanlığı'ndan yetki alıp yeni toplu sözleşme yapmak üzere pazarlık masasına oturamıyor. Bu durumda eski sözleşmenin ikramiye ve izin gibi hakları hukuken aynen devam ediyor. Ancak 2 yıllık enflasyon karşısında eriyen maaşlara yeni dönem zammı yapılamıyor. 550 bin sendikalı işçinin yaklaşık 200 bini kamu, 350 bini ise özel sektörde çalışıyor. Kamu yöneticileri zammı hukuk karşısında güvenceye alacak yeni toplu iş sözleşmesi olmadığı için işçilere zam yapamıyor. Özel sektörde çalışan sendikalı işçilerse patronların insafına kaldı. Bugün itibariyle yasal boşluğa takılıp zam alamayan işçi sayısı 180 bine ulaştı. Bu işçi sayısı Eylül'de 300 bine, Kasım'da 550 bine ulaşacak. Ayrıca yetki boşluğu yüzünden kamuda eğitim iş kolundaki 17 bin işçi 2 yıldır zam alamadan 800 lira maaşla çalışıyor. Yargıtay'ın dul kalan kadına hem eşten hem de babadan maaş verilmesinin önünü açan kararına Sosyal Güvenlik Kurumu itiraz etti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun dul kadınların çift aylık alabileceğine yönelik kararı bu durumdaki binlerce kişiyi harekete geçirdi. Yargıtay, ölen eşinin maaşını alan kadına babasından kalan emekli aylığını da alma yolunu açarken bu koşulları taşıyan 500 bin dul kadının olduğu ortaya çıktı. Bu durumdaki kadınlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat ederek ikinci maaş talep etti. Ancak kuruma başvuranlar çift maaş bağlanması söz konusu değil, bu münferit bir karar, henüz mahkeme kararına ilişkin gerçekler gelmedi yanıtıyla karşılaşıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu başvuruları bu gerekçeyle geri çevirirken bir yandan da çifte maaş verilmesi yönündeki karara itiraz etti. Kurum mahkemeye verdiği savunmada kız çocukları hem eşten hem babadan hak kazanabilir, bunlar için de yüksek olan aylığı seçebilir dedi.
Mahmut Türek yeni albümünün galasını yaptı. Ülkücü Milliyetçi Hareket'in yakından tanıdığı söz yazarı besteci Mahmut Türek son albümünün tanıtımını Ankara'da yaptı. Yoksun Ya isimli albüme ilgi yoğun oldu. Yoksun ya bu şehir ıssız, yoksun ya bu şehir garip, yoksun ya bu şehir tatsız. Mahmut Türek yeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. Ankara Fesleğen'de gerçekleştirilen Yoksun Ya isimli albümün galasına ilgi yoğundu. Bu anlamlı gecede sanattan siyasete pek çok kişi Mahmut Türek'i yalnız bırakmadı. Birbirinden güzel eserlerin yer aldığı albümden parçalar seslendiren Türek, misafirlerden de tam not aldı. Tek eserli albümlerin moda olduğu ülkemizde birbirinden değerli 10 eserin yer aldığı Yoksun Ya isimli albüm bugünden itibaren tüm müzik marketlerde yerini aldı. Albüm pastasının kesilmesiyle sonlanan gecede Türek duygularını aktardı. Efendim her şeyden önce bütün basın camiasına gösterdikleri ilgi ve alaka için çok çok teşekkür ediyoruz. Bu yıllar sonra çıkarttığımız ikinci solo albümümüz. Bu devirde, bu zamanda albüm yapmak, hele böyle çok şarkıyla albüm yapmak gerçekten çok zor ve masraflı bir şey. Ama inandığımız, güvendiğimiz yolda yürümek için bu tip fedakarlıklar gerekiyor. Biz şarkılarımıza güveniyoruz. Çünkü şarkılarımızın hepsinde farklı hikayeler var. Vatan sevgisi var, memleket sevgisi var, Allah sevgisi var. Gönülden dökülen güzel nameler var. Ve birçok sanatçı arkadaşımızın desteği var her şeyden önce. Onlara ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hiçbir zaman hiçbir başarı tek başına kazanılmıyor. Biz bu yolda yürürken bize yardımcı olan bütün arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Cumartesi'yi pazara bağlayan 30 Haziran gecesi saatler 1 saniye durduruldu. Cumartesi gününü pazara bağlayan gece dünyada zaman durdu. 30 Haziran gününün son dakikası 61 saniye sürdü. Gece yarısına girildiği anda dünyadaki bütün saatleri ayarlamak için kullanılan atom saati durduruldu. Atomların rezonans frekanslarını sayarak zamanı ölçen atom saatine dünyanın yavaşlayan devriyle uyumlu ilerlemesi için bir saniye eklendi. Atom saatinde bu düzenlemenin yapılmaması durumunda yıllar sonra güneşin batışının öğlen saatlerine denk geleceği bildirildi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketli dakikalar, arı kovanları taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu kovanlar yola saçıldı. Kovanlarından çıkan arılar da sürücüleri tehdit etti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arılara teslim oldu. Dün gece 23.30 sularında arı kovanları taşıyan kamyonun lastiği patladı. Sürücünün araç hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen kamyonda bulunan arı kovanları yola saçıldı. Arıların yoldan geçen araçlarda bulunanlara zarar vermemesi için sürekli anons yapıldı. Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Edirne istikametinde trafik kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine gelen özel kıyafetli görevlilerin uzun uğraşlar sonucu başka bir kamyona aktardığı kovanlar sonrası derin bir nefes alındı. Amerika'da dünya rekoru kırıldı. X Games 2012 otomobil şovunda yer çekimine meydan okundu. İki otomobil 20 metre yükseklikteki dev halkalardan dönerek dünya rekoruna imza attı.
Los Angeles kentinde düzenlenen X Games 2012 otomobil şovunda ilginç bir gösteri düzenlendi. Hot Wheels takımının iki sürücüsü 20 metre yükseklikteki dev halkalardan sorunsuz bir şekilde dönerek dünya rekoru kırdı. Sürücüler saatte 84 kilometre hızla yer çekimine meydan okudu. İzleyenlerin nefeslerini tutarak izlediği gösteri sonrası Guinness Rekorlar kitabına da girilmiş oldu. İki yarışçının ters dönüş sırasında yaklaşık 7G kuvvetine maruz kaldıkları, buna dayanabilmeleri için de gösteriden önce savaş pilotlarının geçirildiği askeri testlere girdikleri kaydedildi. Haberleri izlediniz, hoşça kalın.